gelişe bak. Koskoca Lara Croft kınayı getir annen yapıyor ya şu an. Yani bir sene önce ananı satayım. Lara Croft gitti arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler, bugün Dead by Daylight'a yeni gelen Işıklar Söner modunda oynayacağım. Şimdi bu modun olayı şu, gördüğünüz gibi buradaki dizilim kısmına giremiyorum. Yani perk, eşya, eklenti, adak hiçbir şey kullanamıyorsunuz. Katil de aynı şekilde. Ve modun isminden anlayacağınız üzere harita karanlık. Haritayı aydınlatabilmemiz için şamdanlar var. Bunları alıp hani etrafımızdaki birkaç metrelik bölgeyi aydınlatabiliyoruz. Ya da bu şamdanları jeneratörün üstüne falan koyup jeneratör yaparken etrafın aydınlanmasını sağlayabiliyoruz. Bunları video izleyerek öğrendim. Ben de hiç oynamadım, şimdi ilk defa oynayacağım. Bu mod zaten Alan Wake geldiğinde de gelmişti ama bu kadar daha çeşitli değildi. Orada normal hani karanlıkta oynuyorduk falan. Bunda hani böyle şamdan mum olayı falan da eklemişler. Oyunda zaten hani çeşitlilik azken bu şekil farklı bir mod gelmişken de videosunu çekeyim dedim. Bu videoda hem katil hem kurban tarafını göstereceğim. Çünkü bence aşırı eğlenceli bir mod değil. Ayrı ayrı video yapmama gerek yok. İkisini de bu videoda göstereceğim. Bir de normalde bugün aslında ekiple 4 facecam'lı fazmofobya videosu gelecekti arkadaşlar. Ama çekeceğimiz gün, çekeceğimiz saat benim fazmofobyam bozuldu. Bu arada evet, bahsettiğim şamdan bu. Mumlarla geziyoruz. Kına gecesindeyiz şu an. Bu arada yağmuru aldım karakter olarak gördüğünüz gibi. Şamdan kullan. Kullandığım zaman daha geniş aydınlatıyor. Tamam. Fazmofobyam bozulduğu için ben onu düzeltene kadar falan filan bayağı bir zaman geçti. Sonra silip tekrar yüklemem gerekti falan. Şamdanı yerleştir. O yüzden onu biraz sonraya erteledik. Ben ayak sesimi duyuyorum lan. Şunu al ya. Shorts videolarına da geri başladım bu arada, haberiniz olsun. Elimde yaklaşık böyle bir 2 haftalık falan shorts videosu stoğu var. Güzel içerikler çıkardım. Hepsini seslendirdim. Her gün bir tane, bazı günler 2 tane olmak üzere shorts videolarına da devam edeceğim. Aynı zamanda birkaç tane yorum gördüğüm için böyle topluca da sormak istedim. Kanalımda rock ve metal şarkıları önerdiğim serim var biliyorsunuz ki. 5 tane video atmıştım. Onun 6.sının gelmesini ister misiniz diye de bir sorayım. Rock metal dinleyen çok fazla var diye biliyorum çünkü bu kanalda. Ben de bir sürü yeni güzel şarkı keşfettim. Sizin de keşfetmenize yardımcı olabilirim. Öyle bir öneri videosu da atabilirim. Yorumlarda yazın ki hani ona göre talep varsa ona göre atayım. Ha bu arada bu modun bir diğer olayı da arkadaşlar, kaç can kaldı? Ne oldu? Bitti, hiçbir şey göremiyorsunuz. Jeneratörün yüzdesini bile göremiyorum. Evet, jeneratörü bitirmişim. Şöyle bir hammer curl yapalım arkadaşlar. Evet. 4x12. Oğlum ne yapıyorsun manyak herif? Şu beyaz yanan ışıklar ne? Bir dakika, şamdan mı onlar? Şamdanları böyle yere bıraktığımız zaman yeri mi görünüyormuş? Burada bayağı kına gecesi düzenleniyor. Buraya ne yapmış bu? Şu modda plague mi aldın ya? Hani şu modda bari ürkünç bir şey al, anladın mı? Bu arada katillerin kalp atışı var mı yok mu onu bilmiyorum. Onu bana geldiği zaman öğreneceğim. Aa dur bir dakika, şu an bunu yaparsam saçma olur. Kancadakini alayım çünkü bu zaten virüslü. Şimdi iyileşeyim. Barları falan hiçbir şey görmüyoruz ya, böyle bir sıkıntı. Şu an mesela risk aldım. Barımı görmediğim için kaçmadım yani, ama kalp atışı yokmuş, evet. Evet, bu güzel oldu. Killer oynarken keyif alacağız. Kırmızı ışığı var sadece. Kalp atışı falan yok. Arkadaşlar, gelini önceden görmek uğursuzluk getirmiş. Bak orada jeneratörün yanına gittik. Kına mına bütün ortamı gördük. Bütün uğursuzluğu kaptık. Yağmur yeme bizi am. Efendim? Videoda hiçbir şey olmasa bile kendi kendime şöyle saçma saçma anlar çıkartıyorum ya. Hani şanslı olduğum yere bak ya. Aynen kardeşim, orada da sen yıkan. Gece gece şu an beni öbür şadırvana yolluyor ya. Şurada yatsı yıkılacağız. Şu şamdan olayları iyi olmuş bu arada. Hammer curl. Yeni toksiklik de bu. Palet falan devirdikten sonra şu. Hareket şu hocam. Selektör yapıyorsunuz. Anın... Oğlum. Bayılıyordum lan. Aa geldi lan. Hoşt. Aa bu arada kovalamacaya girince sadece ses geliyormuş. Onun harici kalp atışı falan yok. Okey. Ananı satayım, kanlıymış yala bu. Allah da seni kahretsin o zaman, tamam mı? Geliyor mu acaba şuradan atlarsam? Çok heyecan. Aa bu yanınızdaki jeneratörleri falan da gösteriyor size. Bak onu bilmiyordum. Şamdanla gezerseniz. Kaç can kaldı şu an bilmiyorum ki, son can mı? Belki de hepsini bitirmişizdir. Kapılara mı gitsem ananı satayım? Bak şimdi şu paleti devir. Artık bu jeneratör safe bir jeneratör. Ne bakıyorsun? Survivor açısından yine bok gibi bir mod arkadaşlar. Gördüğünüz gibi killer'ı bile görmeden 5 can bitti. Ya bu oyun şunu ne zaman anlayacak acaba? Tamam, şamdan kullanıyorum, önümü aydınlatıyorum. Tamam, 8 survivor oluyoruz, 2 katil oluyor. Ebe güzel kardeşim, bu aslında çok bir çeşitlilik değil ki ya. Ben yine jen yapıyorum. Killer tarafında birilerini korkutmak keyifli olacak ama survivor tarafı yine jen simülatörü arkadaşlar. Çok bir şey değişmiyor yani. Hani bari biraz hammer curl yapayım. Bas. Bas. Evet arkadaşlar, set arası dinleniyoruz. 45 saniye dinleneceğiz şimdi. Dinlendik. Bas. İkinci set. Negatif tekrarları yavaş yapacaksınız arkadaşlar. Ama bu hayvan gibi bıraktığı için ben size yavaşını gösteremiyorum şu an. Neyse hadi gideyim. Şamdan da kaçırdım bunu, benim antik atıcı da... Antik atıcı... Antik atıcı...
Antikacı'da. Heh. Antikacı'da okuturum ben onu arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada YouTube'da hype diye bir mantık var bilmeyen varsa. Ben de 2-3 hafta önce falan öğrendim. Siz hani yorumlara falan yazıyordunuz. Sonra da İbo'dan öğrendim. İbo da işte böyle senin videoya hype basabilen bu ne falan filan diye. Sanırım bu tarz hani küçük ve orta seviye içerik üreticilerinin videolarının daha ön plana çıkmasını sağlıyormuş. Mobilden yapılıyor sadece. Yani mobilden yorumlar kısmını yana kaydırınca mı ne açılıyormuş sanırım. Hype puanı basarak yani videonun daha öne atılmasını sağlayabiliyorsunuz. Ben zaten bunu demeden de çok yüksek hype puanları basılıyordu benim videoma ama hani bilmeyenler falan filan varsa o konu benim videolarım için çok işe yarıyor. Onu söyleyeyim. Yani bastığınız hype puanları gerçekten işe yarıyor. Tabii ki başka YouTuber'a da harcayabilirsiniz puanlarınızı. Asla bir zorunluluğu yok ama puanlarınız boştaysa talibim. Videolarıma denk geldikçe, müsait oldukça hype puanı basabilirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Teşekkür ederim şimdiden. Ulan şu modda Ghostface falan var ya, mahveder ya. Şu an belki de stalk yiyorum, anladın mı? Bu arada Scoops Ahoy Steve oldum arkadaşlar. Birazdan dondurma satmaya gideceğim. Eşya alsam nasıl oluyor? Şamdan'ın yanına mı alıyor bunu? Galiba götüme soktum arkadaşlar toolbox'ı. Steve'cim bu kadar yetenekli olduğunu bilmiyordum, tebrik ederim. Dayı bak şimdi. Lan Elin gelmiş. Bu da diyorum bu ne götürüyor diyorum. Arkadaşlar İbo'nun yokluğunda İbo'yu mumla aradım. Lan vallahi ya. Bak bak neredesin İbo? İbo. Bu deyim buradan geliyor işte. FBD oyununda ışıklar söner modunda birisi oynamış. Jeneratörleri mumla aradık demiş. Oradan diğerleri de başka bir şey falan filan derken buraya bağlamışlar işi. Tabii arkadaşlar gamer'ını bir izlemek sadece bir eğlence veya korku amacı değildir. Aynı zamanda bilgileniyorsunuz da. Mesela şu an nasıl jeneratör yaptığımı görüyorsunuz 10 dakikadır falan. Yine efsane bir mod yapmışlar Survivor tarafı için. Tebrik ediyorum. Gelişe bak. Koskoca Lara Croft kınayı getir annen yapıyor ya şu an. Yani bir sene önce ananı satayım. Lara Croft gitti arkadaşlar. Bir sene önce alevli okla 200 kiloluk 3 metrelik canavarları indiren Lara Croft geliyor burada kına gecesi düzenliyor. Oğlum yanımdan alışı bir tık komikti. Bir tık komikti. Sizler de güldüğünüz farkındayım. Lan adam aşağı atladı. Timing'e bak. Enayi. Timing'e bak. Timing'e bak. Adam buradaymış, aşağı atladı. Geliyor, geri geliyor. Lan geliyor, bunu da alacak. Bu salağı da alacak. Dur bir şey demeyeceğim. Gitmeyeceğim. Bilerek gitmiyorum şu an. Bunu da alsın. Al bunu da al. Bak bak bak, ağzını altına sıçacak şimdi. Bu taraftan mı geliyor lan? Niye gelmedin? Ha orada. Dolap açıyor lan. Hoşt. Ha dur, buranın ışığından beni görür ki. Hala dolap açıyor. Lan ruh hastası, git artık. O yokuz orada. Abi balkondan üstüme atlayacak. Görmüyorum ki hiçbir şey ya. Modun amacı bu olduğu için olabilir. Şu an 3 saniye düşündüm ve hemen karar verdim arkadaşlar buna. Chase'e girme ihtimalim olmadı hiç şu ana kadar. Ne yapıyorsun? İyi kurtulmuşsun. Az önce çığlıklar eşliğinde seni kaybetmiştik. Oğlum bu adam bana gelince bir şeyler oluyor adama. Lanetleniyor mu, ne oluyor? Yine hareket yaparken gitti ya. Uzaylının biri aldı geldi götürdü. Aa entity süresi başlamıyor mu? Ya da entity süresini görmüyoruz değil mi? Ben seni alacağım ya. Şşş. Sessiz olun arkadaşlar. Arkadaşlar adam gitmemiş. Şamdanı bırakalım arkadaşlar, ışık vermeyelim. Biraz dayan, biraz dayan. Totem kırıyorum. La bu kim amın? Kapı nerede? Heh, buradaymış. Gelin çocuklar, gelin çocuklar. Gel gel ha. Scoops Ahoy Steve farkı bak. Orayı nasıl hemen liderlik ettim arkadaşlar, oradaki sürüye. Hemen bir ıslık. Dustin gel buraya oğlum. Bu arada Dredge oynayacağım arkadaşlar bu modda. Çok fazla yazılmış yorumlara. Hani bu modla birlikte aradan çıkarayım bari dedim. Freddy'nin yasağını göstermek istiyorum size. Freddy şu an bir engel gelmiş. Twitter'dan post falan mı attı acaba? Niye yasaklandı bu? Freddy bir haltlar yemiş arkadaşlar ama anlamadım. Kesin bunun bir bug'ı magı bir şey çıktı ortaya. Bilen varsa yorumlarda yazarsa çok sevinirim. Bak killer tarafındayken ortamın güzelliğine bak. Bir Netflix, bir Spotify. 6 ay yaşarım şurada arkadaşlar. Jeneratörler bu arada %5 yapılı başlıyor hepsi. O yüzden vuracağım. Yapmayın lan. Lan hepsinden de ses geldiği için. Aha! Bir tane fareyi yakaladık bile. Bir tane fare bulundu. Fare kaçtı arkadaşlar. Nereye gitti? Hadi bul şimdi. Bul şimdi hadi. Bulabiliyorsan bul. Ayak izi de mi yok lan acaba? Ayak izi harbiden olmayabilir ha. Merhaba. Ne oldu şimdi? Niye böyle bir şey yapıyorsun ki şu an? Sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Yani ayda yılda bir tane maç girdik şurada. Bu arada yorumlarda birisi Dredge oyna aşırı gerici oluyor falan yazmış. O yüzden Dredge'i seçtim. Şuraya gitsem. O kancadan alınanların önüne çıkmaya çalışsam. Biri dolabımı kilitledi. Nerede? Ses geldi, nerede lan? Aha. Evet ayak izi yok. Oğlum bayağı zor lan. Bak ayak izi olayını bilmiyordum ha. Şeyler var, kan izleri de. Onları da kaybettik anasını satayım. Çok hızlı siliniyor galiba. Şu en uzaktakine bir gidelim. Oy bu direkt bir de var ya, jenin dibinden çıkıyormuşum. Ana! Ne yapıyorsun lan? Baba 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 baba. Atlarken seni grebleyim, hadi atla da. Ya atla da, grebleyim işte, uğraştırma beni. Şöyle selamlar hocam.
Merhabalar. O Jen'i yapmayalım. Yapmayalım Nicholas Bey vallahi billahi. Çünkü genel hayatımda da Jen'i aşırı yemek üzerine kurulu bir düzenim var biliyorsunuz ki. Okey. Biraz heyecan yaptık ama iyi oynadık arkadaşlar burayı. Adamı madara ettik. Lan bugün bak ekstra bir mizah var şu an. Kafada ekstra bir mizah var ya şu an. İki adımlık yere dolaba gittim ya. Bu kadar da üşengeç olmazsın. Kır şunları. Mırıbı. Çekil. Seni tanımlamak istemiyorum. Ohoho, bu modun galiba MMR'ı yok tabi. Oho, fena can rush yedim. Doğru saydıysam 2 can mı var? Kral ne yapıyorsun? Head on falan yok biliyorsun değil mi? Ta şu en uçtakine. Lan kilitli olan dolabı mı bulduk? Bana mamal okuma ya. Killer Shack'i devirmiyor bir de. İlk asılışında önünü görmedin. Şimdi bana Killer Shack'i saklıyor. Paleti görmedin peki. Çok güçlü bir palet vardı önünde. Şunları hep kır bak hep. Burada Batçı'dan mı aldınız o kilitleri? Nereden aldınız ya? Yaralı sesi duyuyorum. Yaralı da var burada ama ben seni alacağım. Ablacım. Ya bok gibi oynadın ya. Bok gibi oynadın ya. Ne yapıyorsun? Ohoho. Adama iki kalıntı fake'i deneyeceğim. Ne önüne bakıyor ne arkasına. Onu öyle. Geliyorum çocuklar. Zınk. Seni de bir alalım bakalım. Sen bu Jen'e kafayı taktın o zaman. İzin gözükmüyor ama ben iyi bir avcıyımdır. Size hemen şöyle al teşekkür ederim beni uğraştırmadığınız için. Seni hain. Nerede lan bu? Kan izi. Kan izi. İyi bir avcı bu kan izlerini takip edebilir. Benim çok büyük dedem eskiden geyikti. Tabi. Direkt geyikti. Onun izlerini göre göre falan şey yapmayı öğrendik iyice. Bu dolaplarım niye şey görünüyor? Kancanın yakınında diye mi? Bak onlara ışınlanamıyorum. Nicholas. Abi de kapıyı da mı açtı lan acaba o çakal? Var ya bir an dedim ki Ace'i gözden mi kaçırdım acaba? Aha. O ne oğlum? Arrow ne kadar sürüyor? Aa bu kapıyı açıyor lan çakal. Yetişebilirmişim ha. Keş. Gördüğünüz gibi kostümüm de arkadaşlar modun ürkünçlüğüne, karanlığına yakışır bir kostüm. Şu an mesela etraf simsiyah arkadaşlar. Hiçbir şey görmüyorum. Özellikle YouTube'da izlerken daha da siyahtır muhtemelen. Siz benim facecam'imi takip edin arkadaşlar. Ben size maçı anlatacağım. Şu an bir tane jeneratör tekmeliyorum arkadaşlar. Tekmeledim. Şu an normal yürümeye devam ediyorum. Öbür jeneratöre gideceğim. Şu an bir yere ışınlandım. Burada 2 tane kurban, 3 tane kurban buldum. Bir tanesinin eli götüne kaçtı. Şu an onu indirmek üzereyim. Evet indirdim. Diğer ikisi kendisini çok zeki sandığı için jeneratöre geri geliyorlar. Ama baba da zeki olduğu için şamdanını çaldı buradan geri. Ben de dedim ki şamdanları... Nasıl dağıttım orayı? Bak hala geliyor bak. Arkadaşlar hala geliyorlar. Siz göremiyorsunuz muhtemelen şu an. Evet süperiz takip. Hop. Tabii ya. Killer avantajlı ya map'te. Şöyle şu jendelermiş gibi bir his var içinde. 6. hislerimin kuvvetli olduğunu söylemiştim size. Oğlum hangi dolaba gittim? Bayağı Kamil Koç'ta uzun yol yaptım ya. Ya. Yürüyerek gelsem daha kısaydı. Bu nasıl bir ışınlanma hızıymış? Oğlum şu şamdanını bırak benim. Canımı boz, sıkma, bozma canımı bak. Niye atlamadın oradan? Bu mod galiba insan avı modu anlamadım yani. Bana mı kötü kurbanlar geliyor? Killer mı güçlü modda? Tabi şu an MMR'da olmadığı için güçlü kurbanlarla oynuyor. Herhangi normal bir kurban o kadar basit geliyor ki bana şu saatten sonra yani. Çünkü yaklaşık bir haftadır falan çok tryhard maçlar geçiriyorum kendi rankımda. Mesela bak geri geldi. Anladın mı bak mesela? Canavar gibiyim ya şu an. Ay seni görmedim kanka kusura bakma ya. Görsem vururdum biliyorsun. Erkenin 3. asılışına geçecek. Palet save yeme pahasına aldım. O kadar bile özgüvenleri yokmuş be. Bilerek vurmadım da. Bak gidiyor bir de onu alıyor ya. Son asılışı gidiyor bir de. Kafasına şimdi bak. Çık şuradan. Ver şu adamı bana. Bütün maçı şu 4 metrekarelik arazide geçirdim. Tekrar geliyorum oraya. Sizi var ya buraya hapsettim ya. Bir şey diyeceğim bu Barov mu ne bu neyse bu kaç saniye sürüyor ya? Ya da kayıtlara geçmesin falan mı veriyor acaba herkese? Para şey yaptığı için heyecanlı davrandığı için buldum onu. Güzel şöyle bir kalıntı fake'e biraz daha yaklaşmış olduk ona. Aydınlatsana biraz önümü ya görmüyormuş bir şey. Yani Killer'a da bir şamdan verseniz ne olurdu yani. Hep Survivor'lara çalışıyorsunuz hep Survivor'lara.
Şu an karanlık modda olduğum için daha hızlı ışınlanıyorum. Hani harita yeterince şey değilmiş gibi, bir de direcin karanlık moduna falan geçiriyorum oyunu yani. Hani şeytan gibi bir şey. Adam nerede lan? Ne oluyor oğlum? Şu an yemin ediyorum YouTube'da büyük ihtimal simsiyah bir ekran izliyorsunuzdur arkadaşlar. Yani bir facecam'imi görüyorsunuzdur, bir şu kolumu görüyorsunuzdur aydınlık yerlerde. Onun harici muhtemelen simsiyah bir şey izliyorsunuzdur. Çünkü ben de aynısını görüyorum yani. Bir de YouTube'un ekstra karartma olayı var videoyu yani. Benim normal editlediğim haliyle YouTube'daki hali farklı. YouTube'da daha karanlık görünüyor. Onun nedenini bilmiyorum. Ne yapıyorsun? Kokularından buldum anasını satayım. La buradasın işte. Şakalar, bir de modu şey yapmışlar hani böyle, anladın mı? Hasar aldıktan sonra saklanmalı falan. Ulan yine kilitli dolabı seçtik seçe seçe ya. Ulan bir yarım saniye daha geç vursam. Adamın sesini duymasam şuradan geçip gidiyordum öylece. Oha, ışınlanma hızına bak gece modunda. İşte bu yüzden oyunun en hızlı mesafe kat eden katili. Yani Sadako falan hani direkt ışınlandığı için onlar mesafe kat ediyor olarak sayılmıyor arkadaşlar. Ama hani bu direç bir yolculuk yapıyor ya mesela, bak. Hani bir saniyeler geçiyor yani. O anlamdayken en hızlı mesafe kat eden katil gece modundayken. Zaten böyle bir short videosu atmıştım. Bu arada bazılarının hiç önüne falan çıkmıyor olabilir. Çok fazla short videosu attım arkadaşlar geçmişte. Şimdi tekrardan aktif olarak başlayacağım. Zaten abone sayısının bu kadar yükselmesine de büyük bir etkendi. Gerçekten güzel, ilginizi çekecek içerikler var. Bir bakabilirsiniz hani hiç haberiniz falan yoksa. Katiller hakkında böyle 60 saniyelik kısa videolar hazırlıyorum. TBD ile ilgili 60 saniyelik bilgilendirici ya da eğlenceli içerikler hazırlamaya çalışıyorum. Onlara bir göz gezdirebilirsiniz kanalın shorts kısmında. Şimdi son bir tane kurban maçı girdim arkadaşlar. Kurban tarafında sadece can yaptığım için hani belki chase'e falan girerim diye. Modu çok uzun tutmayı düşünmüyorum çünkü aşırı bir seyir zevki yok bence yani, dürüst olayım. Biraz böyle korkunç karanlık bir mod gibi görünüyor da daha çok sıkıcılığı ön planda. En fazla jump scare yersiniz yani. Kostümüm de gördüğünüz gibi bu arada tam moda uygun. Şöyle bir fangman yaptım. Ben jenden kalktığım için adamla kalktım. Al şeytanı bulduk. Ghostface geldi. İşte bu modun şeytanı bunlar oluyor arkadaşlar. Ghostface, Chucky. Ya adam bota düştü. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Mesela beni stalkluyor olabilir mi şu an? Olamazmış. Ona gitmiş. Geri dönüyor olabilir mi? Adamı mı ortaya çıkardım? Nerede? Buradaymış hala. Salak gibi şamdanı kaldırdım, dolanıyorum şu an bak. Şu an gerçekten mal gibi bir hareket yapıyorum. Beyefendi. Nasıl ya? Oğlum. Ya bir şey diyeceğim. Bir dakika arkadaşlar. M3 değil mi benim palet devirme tuşum işte? Bu olmuyor mu? Bir saattir basıyorum, paleti niye devirmiyor diyorum. Hani ben orada bilerek falan respect attırmadım, haberiniz olsun. Bir dakika. M3 işte. Ana, az önce bildiğin. O zaman mouse mu sattı? Ne oldu? Şamdanım da gitti ya. Şamdanım da gitti ya. Bu ne oğlum? Çok karanlık şu an. Bismillah. Nasıl korktum var ya. Şunu bana versene. Çık da şamdanı alayım. Nasıl alacağım lan? Heh. Tamam. Bak şu an korkunç bir şey değil mi? Şu an gerçekten ürkünç. Yani kapalı mapmiş bunun olayı. Hastanede gerçekten bayağı ürkünç. Efendim? Hocam? Nerede oğlum adam? Ha, okey okey, ben salağım ya arkadaşlar. Elimde şu salak şamdan varken deviremiyormuşum tabii ki de. Ulan ulan purpo, ulan purpo. Hocam hocam, tek yiyorum, çekilsen sana zahmet. Düştüğüm yere bak, düştüğüm yere bak. Az önce satmışım oğlum, şamdan sağ tıkla kaldırıyorken devirmiyormuş ya. Ben şu emanetim olan şamdanı geri alayım da. Oğlum şu an adam birisinde değil, ortacan çok tehlikeli, ben bunu yapmam. Şu an adam bende bile olabilir mesela hani. Senin var ya, Allah belanı versin. Gerçekten sen şam kılıklı şeytansın ya. Sen bir şeytansın ya. Köpek herif ya. Köpek herif ya. Bayağı bir şeytanla oynuyorum arkadaşlar şu an yani. Hala geliyor. Oğlum şu an bayağı korkmuş. Bak şu an gerçekten gerçek hayatta Ghostface beni kovalıyor gibi. Ya ne ara geldim manyak herif lan, bak bu maç bayağı ürkünçtü he. Bayağı tedirgin oldum bu maç. Tam film gibiydi, koridor karanlık, böyle bir maske beliriyor bana doğru. Bak modun gerginlik olarak bu son maçı okeydi. Gerçekten okeydi, bayağı gerildim yani. Tam böyle bir korku oyunu oynuyor gibiydim. Ama loop anlamında falan hani bir keyfi yok. Yine Gen Simulator diyebilirim kurban tarafı. Katil tarafında da bence çok avantajlı katiller. Karşıma düşük kurbanlar da geldi evet, ama genel olarak hani sesiniz yok. Zaten kurbanlar önünü göremiyor falan filan derken bilmiyorum yani, hani çok yine normal gameplay'in dışına çıkamamış.
koymuşlar. Sadece daha gerici bir mod. Aranızda tabii ki beğenen falan olabilir ama benim çok hoşuma giden bir mod değil. Bir tane çekeceğim videosunu. O da bu video zaten. Umarım videodan keyif almışsınızdır gençler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.